Çok heyecanlandım ben. Şimdi geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız, bu arada merhabalar. Merhaba, devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Orhan'la beraber burada sohbet ediyorduk biliyorsunuz. Ve mide ameliyatlarından bahsetmiştik Evet. çok kısaca. Ve işte aramızda mide ameliyatı olan bir danışanı var Orhan'ın. Öyle mi Evet, diyelim? danışanımız, arkadaşımız. Hadi Orhan konuşsun artık, çünkü tanıtsınız, kimdir, nedir. Bakın ortada, burada. Evet. Burada duruyor. Evet. Eşi de bizi izliyor bu arada şu anda. Evet. Hadi anlat Evet, herkese bakalım Orhan. merhabalar buradan. Geçen hafta görüşemedik, geçen hafta yapacaktık böyle bir konuşmayı aslında ama geçen hafta benim bir küçük bir operasyonum maalesef meydana geldi. Küçük 20'lik diş çektireyim dedim. O 20'lik dişimden dolayı birazcık konuşmada sorunlarım, sıkıntılarım oldu. O yüzden bugün erteledik. Evet, Konuşamıyordu. maalesef konuşamıyordum. Şimdi Erdem arkadaşımız, burada tabii Erdem, min ki soyadı var mı? Erdem Dağlar, Evet. evet. Burada tabii ki kendini anlatacak bizlere neler yaşadığını, neler geçirdiğini. Biz de burada elimizden geldiğince sizlere bu işin nasıl beslenildiğini, nasıl bilimsel dayanağı olduğunu, işte psikolojisini, öncesini, sonrasını hep beraber konuşacağız. Erdem'in neler geçirdiğini, neler yaşadığını, nereden nerelere geldiğini konuşacağız hep sizlerle. Bu ameliyatların faydalı olduğunu, olmadığını, ne gibi durumlarda yapıldığını hep bunları konuşacağız. Erdem, kaç yaşındayız? Bugün 31 Evet. yaşıma basıyorum. Bugün Erdem'in buradan doğum gününü kutluyoruz. Sağ olun. Evet Erdem ya, bugün. doğum günü kutlu Sağ olun olsun. Şeydem Hanım. Keşke böyle bir pasta varsa Yok. alabilirim. Yok Sağ yok dedi olun. oradan hemen. Erdem artık yiyemiyor. Eskisi gibi Evet. yiyemiyor. Ya ne kadar acı. Düşünsene böyle her Yok, şeyi acı görüp değil. görüp yiyemiyorsun. Benim için çok acı olurdu herhalde. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi Çiğdem Hanım. Evet. Her şeyin bir bedeli var. Ne kadar istediğinize bağlı bazı şeyleri. Benim hayatım kilo verme karmaşası, kilo verme koşuşturmacasıyla geçti açıkçası. Kaç yaşından beri? Yani küçük yaşlardan beri hafif dolucaydım. Yani zayıflama kamplarıyla. Önce diyetisyenlerle başladım. Evet. Bunda bir şey yaramadım yoksa. Son En diyetisyenim. son Erdem bana geldi dedi ki ben de zayıflamak isterim. Dedi. Hadi Erdem yapalım dedik. Evet. Ama Erdem dedi ki ben bu işi yapamıyorum artık Evet. dedi. Ve ya iş ameliyata kadar gitti. Yıldı Aynen yani, öyle. öyle mi? Evet, Yıldı. evet, Kaç yaşından beri demiştin? Yani küçük Küçük yaşlardan beri yaşlardan. kilo problemlerim vardı ama hiçbir zaman aşırı düzeye varmamıştı. Diyetisyenlerden sonra zayıflama kampı. Üniversiteye başlarken bir İstanbul'da Kuşağına gittim, zayıflama kampına. 130 kilo civarıydım. Kaç ay kaldın orada? 2 ay kaldım. 2 ay. Ne yedirdiler sana? Baya Benim de çok soru var. bayağı sıkıydı. Çok mu sıkıydı? Sıkıydı. Spor falan da Yürüyüşler herhalde. günde 14 kilometre. Sabah 7 kilometre, akşamüstü 7 kilometre yürüyüş yapıyorduk. Çok Ölürüm. spor yaptırıyorlar. Orman, Çok spor yaptırıyorlar. yokuşlu Evet, falan. yokuş. Ve Bayağı. yemezsiniz galiba. Hiçbir şey yemiyorsunuz Yani galiba. bayağı az. Ve çok Yani az, çok düşük kalorili çok diyetler. kısıtlıydı. Evet. Bana Ama da onların da zararını gördük yani. kesinlikle. Gerçekten zararını Tabii. gördüm. Bunu Tabii. not alalım. Evet. Şimdi bunlar Çiğdem not alıyor. Çünkü bunlar ileride Çiğdem kullanabilir miyim kendimi diye. Kendi kendine diye düşünceler Evet, içinde. zayıflama kampı, zil kampı gibi bir Diyet şey kampı, herhalde. evet. Yani orada başarıya ulaştım açıkçası ama geçici başarılardı bunlar. 100 kilonun altına indim, 95'lere falan. Ama tekrar geri dönüşüm oldu bunun. Sonra bir daha gittim Kuşan'a. yine bir daha denedim. Yine verdim, yine aldım. Sonra yani burada Antalya, Bodrum her yeri denedim. Hepsini. Hepsinde başarılı olur gibi oldum ama tekrar geri dönüşüm oldu. Kilo. Neden geri dönüşüm oldu? Yani işte irademi artık Orhan daha iyi şey Bir de yapar yani bunu. sonuçta bu iş baktığınızda mide artık büyümeye başlıyor. Evet. Yani en büyük şeylerden bir tanesi bu. Erdem yedikçe doymuyor. Evet. İster istemez zaten psikolojisi de. Evet. Kilo veriyor, dönüp alıyor. Bu sefer morali bozuyor. Ben kilo Yıkım almıyorum. oluyor. Evet. Neden geri dönüp alıyorum diye morali bozuyor. Morali bozulunca kendini yemeğe veriyor. Evet. Ne Bastan kadar kısır bir zamanda döngü. aldın Erdem? Tekrar. Aslında son olarak ben 150 kiloda bir evlilik yaşadım. Şu an eşim de burada. Selamlarımı iletiyorum. 150 kiloda evlendim. 200 kilo oldum 6 ay 7 ayda. 200 kiloya geldiğimde artık
Yani son ameliyatı da 203 kiloda oldum. Yani artık diyet yapacak, yürüyecek halim yoktu. Uyku apnem vardı. Yani gece uyuyamıyordum. Eşim beni dürtüyordu. Bir şey oldu mu nefesim kesiliyordu. Bir şey yani bu tür sıkıntılar yaşadım. Oradan sonra artık son çare artık ameliyat kararını aldım. Peki mesela ameliyat kararı alırken şey hani korkmadın mı, çekinmedin mi? Mesela sen geldin, ben sana neyi sordum? Delik var mı? Kesik var mı? Evet. Ağrıdı mı? Evet. Ben mesela böyle şeylerden korkarım. Şimdi ağrıdı dese fikrim değişebilir. Evet, evet, ağrımadı evet, dedi. Acı yok dedi. Mutlak Erdem onu araştırmıştır evet, ama gitmeden evet, önce mutlak Erdem onu atmıştır. Evet. Acı yönünde hiç ameliyattan çıktım. Yani bu bir safra kesesi ameliyatı gibi. Hatta acısı, ben safra kesesi ameliyatı olmadım da. Yani öyle diyorlar. Acı yönünden de hiçbir acı falan, zaten uyuduk. Kalktığımızda hiçbir şey hissetmedik. Zaten bir saatlik bir ameliyat galiba. 45 dakika, 45 bir saat evet, civarı bir evet, ameliyat. Evet. Bayağı operasyon, kolay bir operasyon. Bu arada Erdem'in geçirdiği tüp mide ameliyatı. Evet. Tüp mide, tüp mide denmesi tüp gibi bırakılıyor mide. Ondan mide dolayı. Nasıl yani? Yani midenin belli bir kesiti, 3'te 2'si midenin kesiliyor ve geri kalan 3'te 1 olanlık bir kısımla Erdem besleniyor artık. Evet. O görüntüler, o görüntüleri var, evet, oradan onları izlenelim bakalım. Evet. Evet. Ve onun sayesinde Erdem artık yeteri kadar besin tüketemiyor. Zaten mide sağlıyor ve ayrıyeten zaten midenin sağladığı bir açlık hormonu var. Bu açlık hormonu sayesinde insanlar acıkıyor. Bu mideyi kesitlerinden dolayı, 3'te 2'sini kesitlerinden dolayı bu 3'te 2'sinin içerisinde açlık hormonu da ayrıca alınıyor vücutta. Bu çok önemli evet, bir nokta. Açlık hormonu acıkmıyor, alınıyor. Hormonu nasıl alıyorlar yani? Yani ben açlık hissetmiyorum gibi bir şey. Bir evet, gün boyunca aç kaldığım bile pek tabii ki tavsiye edilmiyor ama evet, öyle bir şey bile yaşıyorum bazen. Yani acıkmıyorum gibi bir şey. Peki mesela şimdi benim aklım karıştı. Diyetisyenler der ki hani... Mesela metabolizmanız çalıştığı zaman işte acıkırsınız falan filan. Evet. Hatta Orhan bize birkaç tane öğün yazar. Acıkalım diye. Evet. Acıkalım diye gayret sarf ediyor. Bir gün bir şey yapacağım bunu da. Bu kocamda. Ve gerçekten öyle. Peki acıkmıyorsanız metabolizmanızın çalışıp çalışmadığını nasıl anlıyorsunuz? Açlık hissi gidince. Ama zaten yiyor, besleniyor zaten Erdem. Erdem evet, aç kalmıyor ama. Evet. Erdem az da olsa besinleri tüketiyor. Hı. Yani mutlaka meyveni tüketiyordur artık. İşte... Bilmiyorum, yemeğini, sebzeni, etini, tavuğunu. Evet, bu noktada protein ağırlıklı beslenmek çok önemli evet, oluyor. Biz ameliyattan sonra şeyi bizim merak için. Şeyi merak ettim. Dur. Tek. Siz gittin, ameliyat olacaksın. Evet. Nasıl bir psikolojiyle gittin? Açıkçası ben çok rahattım. Yani YouTube'da videoları var ameliyatların ama izlemedim biraz kötü etkilenmemek için. Tabii. İzlemedim. Açıkçası halen daha izlemedim o videoları. İzlememiş de koymayalım. Şimdi izlememizden bir şey oluyor. Aha, bana bunu yapmışlar falan. Ben neler geçirdim ben aradan sonra neler yaşamışım. Yok eşim ben ameliyat olacağım için izlemişti onları. Gitti, eşim de ameliyat oldu daha sonra zaten. O göre göre de girdi, ameliyatı gerçekleştirdi. Yani bence... Uyandığında ne hissettin? Çok rahattım gerçekten. Yani midende burada... bir şey böyle gitti falan, boştu yok, mu? Yok yok. Yani burada benim ameliyatı övme adına hiçbir çıkarım, hiçbir şeyim olamaz. Zaten son nokta olarak evet, tavsiye ediyoruz zaten ameliyatı. Evet. Biz de her zaman zaten cerrah doktorlar da bunu son nokta diye tavsiye ediyoruz. Zaten literatürde geçen de o. Yani artık morbid obez dediğimiz artık yani Allah korusun artık ölüme kadar gidecek olan durumlarda veya Erdem mesela 200 kiloya gelmiş durumdaydı o dönem ve artık gerçekten tehlikeli bir kiloydu onun için. O gibi durumlara biz tavsiye ediyoruz aslında. Yoksa öyle 15-20 kilosu olan fazla insanlara biz bu cerrahi yöntemi pek tavsiye etmiyoruz. Zaten doktorların kendisi de bunu tavsiye etmiyor zaten açıkçası. Peki Orhan sana Erdem gelip danıştığında evet, tepkin ne olmuştu yani? Sen çünkü genellikle hep hayır dersin. Zaten yine hayır derim. Her zamanki gibi hayır derim ama yani Erdem... Burada ikna eden Erdem'i, Erdem mi? Ama Erdem'in geçmişini de biliyorum. Ne kadar uğraştığını da biliyorum. Ve artık durumunun ne derece kötü olduğunu da görmüştüm. Yani zaten ben Erdem'i yönlendirmedim. Ben Erdem'e git ameliyat ol demedim. Kendi kendine Erdem araştırdı, soruşturdu. Ben oluyorum dedi, gitti, oldu. Peki çocuğunuz var mı? Yok. Peki şey merak ediyorum. Hani eşiniz de mide ameliyatı geçirdi dediniz. Ben eşini gördüm bu arada. Çok böyle çıtı pıtı hoş bir bayan yani. Hani öncesinde de çok fazla kilolu falan değilmiş. Değil. Belki ona da evet, değiniriz biraz evet, ama bu tür mide ameliyatlarından mesela ben hamileyken 135 kilo
evet. olmuştum. Ama yani bunu böyle 67'den 135'e başardım. Evet, sen 6 ayda gördüm. Ben 9 ayda başardım. ve şey hani işte mide ameliyatı olmuş bir bayan ileride bir çocuk sahibi olacaksa bu onu etkiler mi acaba? Hani soruldu mu veya siz bunun araştırmasını yaptınız mı? Mutlaka yapmışsınızdır. Evet. Çünkü mideniz küçülüyor. Tabii, evet. Aç kalıyorsunuz. Bunu bize doktorlar da söyledi. Çok güzel bir noktaya değindiniz Çiğdem Hanım. İzleyicilerimizi, bayan izleyicilerimizi bilgilendirelim. Ameliyattan sonra 1,5 yıl tavsiye edilmiyor çocuk yapılmak, çocuk yapmak bayanlar için. Çünkü o 1,5 senede daha az beslenildiği için çocuk için zararlı olacağı yönünde görüşler var. Yani 1,5 sene çocuk yasak diyorlar hatta. Ondan sonra hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Peki ne kadar zaman oldu ameliyat olalı? Benim 1,5 seneye yani 13-14 ay, 15 ay oldu yani. Bu iyileşme süreci ne kadar sürdü? Ya direkt ameliyata girecekmişim gibi Çiğdem, konuşuyorum. Çiğdem. Bakın Ağustos'tan sonra bir gelirim buraya. Tamam mı? Tanıyamazsın seni. Çiğdem bir anda 50 kilo, 45 kilo gelir. Hiç kimse tanımaz Çiğdem'i. Evet, anlat yani. Can kulağıyla. Evet. İyileşme süreci yani ilk 1-2 ay karın egzersizleri pek önerilmiyor ama bir hafta sonra yürüyüşlere başlayabiliyorsunuz. Yani zaten 3 gece yatılıyor hastanede. O da bir komplikasyon bir şey çıkmasın diye yatırıyorlar. Yani ameliyattan 3-4 saat sonra çıkarıp yürütüyorlar bizi. Ay acımadı mı yürürken ya? Yok hiç. Hiç acı yok. Hiç. Aman ağrı olmuyor. Bu evet. Yani bu tüp ameliyatı, tüp mide ameliyatında hiçbir ağrı olmuyor. Yani evet. Her çıkanda aynı şey, herkeste, her mide ameliyatı olan her insanda aynı şey duyuyoruz. Evet. Hiçbir şekilde ağrısız yok ve normal hayatına geri dönüyor herkes. Evet. 3-4 gün sonra şey normale dönüyor. İşte 1-2 hafta bir sıvı tüketilmesi. Evet. Yani 2-3. Hafta ağır ağır yumuşak besinler. 1 ay sonrasında, 1,5 ay sonrasında artık hala ağır ağır normallere döndük herhalde. Evet. Yani... Bebek gibi mi besleniyorsunuz? Yani ilk zamanlar öyle. Daha sonra da burada açıkçası daha geniş açacak olursam biraz ilginç bir yaklaşımla izleyenler de bilgilensin. Mesela ben ameliyattan önce 2-3 tane pide döneri yiyebiliyorken şu anda bir döneri veya bir kebabı işte bir pideyi yiyemiyorum, tüketemiyorum. Yani midenin küçüklüğünden dolayı bu da bizi zayıflatıyor işte. Şey olunca mesela diyelim ki zorladın değil. Ben mesela bazen vardır evet. Ya böyle keşke Orhan olmasaydı baş başa konuşsaydık. Daha rahat konuşurduk. Şimdi mesela doyuyorsun tamam mı? Şey, evet. Beynin sana doydun komutunu veriyor ama sen... Yani o kadar güzel yemek oluyor ki mesela neyse bunu da yiyeyim falan bitireyim diyorsun ya. Sende olmuyor mu o? Ya da olunca şey olmuyor mu? Hani midene ağrı mı gidiyor? Ne oluyor yani? Nasıl yiyemiyorsun? Mide dolduğunda ister istemez artık onu çıkarma olayına, kusma olayına gidiyorsunuz. Yani almıyor zaten mide. Yani küçük. Ve burada aklıma gelen bir şeyi belirteyim. Çok önemli bir nokta var. Tüp mide ameliyatından sonra kesinlikle alkol ve asitli içecekler yasak oluyor. Kola yok mu? Kola yok. Bir daha hiç ömür boyu kola içemeyecek misiniz? Yok çünkü mide tekrar genişler, ameliyat boşa gider. Bir de dikişler var. O dikişler için de çok önemli. Yani dikişler içinden de ziyade ömür boyu yani belli bir müddetten sonra diyet kolada. Yani bu kilo alma... İçin değil, bu midenin genişlemesi açısından. Asitli, gazlı içecekler. Gazlı içecekler ve alkol. Alkolü seven izleyicilerimiz burada. Alkolden ben vazgeçemem diyenler, kilolu arkadaşlar bu ameliyattan vazgeçecekler. Yani bu ameliyatı kafalarından silsinler. Ya çünkü, yılda bir kere de mi içemez? Ya yani yılda bir kere olabilir ama yani alkol. Ama alkol bağımlısı olan insanlar. Seven insanlar. Ya da sosyal içici olanlar. Evet. Haftada 2-3 evet. Kadeh tüketen insanlar, bardak tüketen insanlar. Onlar için... Ama bir yıl başında olmuş bir bardak ya da tabii, bir bayramdan bayram olmuş. Tabii onların hiçbir sıkıntısı evet, yok yani. Evet. Yine önerilmiyor ama yani... Ama zaten Çiğdem alkol içmiyor, kullanmıyor. O yüzden sorunumuz yok. Peki şeyi merak ediyorum. Evet. O zaman bu durumda şöyle bir mantık mı çıkıyor? Alkol ve kola ya da evet, gazlı içecekler evet, mideyi büyütüyor. %100 tabii ki. Gazlı içecekler hepsi zaten mideyi büyütüyor tabii ki.
bunlara ne kadar uzak aynı şey zaten için, Erdem için de zaten bunu ameliyat önce sonra söylemişler zaten yani bunları tüketmesi sakıncalı. Hiç canı çekmiyor mu? Canım çekiyor yani. Bir yudum da içsen bir şey olur. Ya ben artık gerçekten açtım. Gerçekten iyi değilim. Diyet kolayı ben sözünüzü kestim. Evet. Ben çok tüketen birisiydim. Evet. Ama şu an yani hayatımda yok artık yani. Çünkü mecburum yani bu bedelleri, bu acı değil de yani bu şeyi çektikten sonra yani. Peki dondurma gibi şeyler, baklava? Onlar yasak değil ama tabii ki midenizi onlarla, mide zaten çok küçük. Bir iki baklavayla doyarsınız, protein alamazsınız, başka evet. besinleri alamazsınız ve bu size kilo olarak geri döner. Ve kalitesi yani, beslenmiş doğru sonuçta. Evet. Ve aileden zaten başında dediğim gibi sonuçta açlık hormonu alınıyor Erdem'in. Erdem'in onunla iştahı yok zaten. Erken zamanda doyuyor, bir anda doyuyor Erdem. Peki bu açlık hormonu bir daha gelmiyor mu ki? Gelmiyor. Bitiyor yani. Alınıyor, evet. Tabii ki bu işlerin geri dönüşü olabilir. Yani evet, Erdem'e dikkat nokta. Etmezse, eğer Erdem kontrollü beslenmezse, eğer Erdem ağır ağır porsiyonlar artırırsa geri alma ihtimali yine var. Hiçbir şeyin garantisi yok zaten. Mide kendi kendine tekrar büyüyebiliyor mu? Yani onu evet, demek istiyorsunuz. Evet, evet. Yani tekrardan geri dönüşü bunların var. Yok, asla yok diye bir şey yok. Zamanında kelepçe yapılırdı, kelepçe çok modaydı. Onda zaten gevşetme, bolatma olayları vardı. Bunda hiç öyle bir şey yok. Erdem'in olduğu ameliyatta ne bant takılıyor, ne kelepçe takılıyor, hiçbir şey yok. Sadece midenin 1/3 alınıyor, 1/2 alınıyor, o kadar. Ama bu mide de ağır ağır büyüme ihtimali var. Erdem'in beslenmesine bağlı. Yani 1-2 sene Erdem idare eder, 2-3 sene sonra ağır ağır yemeye başlarsa tekrar zaten mide büyür, kilo almaya başlayabilir. O yüzden yani Erdem'in elinde yine bunlar sonuçta. Peki bunun sabitlemesi nasıl olacakmış Erdem'le? Sabitlemesi zaten... Hep öyle kalırsa evet. O zaman gittikçe kilo vermeye devam eder, hasta olur. Yok, onlar... Ama vücut zaten izin vermez. Alışıyor vücut. Aslında. Hem Erdem doğru düzgün beslenmeye başlar. Zaten Erdem, vücudu zaten izin vermez Erdem'in 60-70 kilolara düşmesine. İmkansız öyle zaten mi? Tabii ki. Kolay değil, yani o kilolara düşmek çok büyük. Hem bu arada Erdem ondan bahsetmişti laf arasında. Erdem spor yapıyor şu an. Evet. Ve kas kitlesini artırmaya başladı ağır ağır spor yaparak. Ne sporu yapıyorsunuz? Personel, kişisel hoca eşliğinde çalışıyorum. Kardiyo, başka şeyler işte. Halı saha oynuyorum, futbol oynuyorum. Yani zaten 203 kilo olduğumda ameliyatı şu an 127 kiloya düştüm. 76 kilo vermiş oldum ama kilo vermem bu aralar duraksadı. Onun için yani vücut alıştı gibi tabii bir ki, şey tabii bu. Tabii ki 76 kilo çok büyük bir rakam ve 1-1,5 senede oldu bu olay. Evet. Yani çok büyük bir rakam. Bundan sonrası için benim elimde artık daha çok spor yaparak daha çok ideal kiloma gelmek için uğraşıyorum yani. Peki ilk haftalarda hep sıvı tükettim evet. dediniz. Yani evet. sıvı gıdalar. Sıvı çorbalar. Yani çorba, meyve suları da artık gerçi evet. pek tavsiye etmelerinde herhalde gazlı olduğu evet. için daha çoğunluğu. İlk başlarda elma suyu elma içiriyorlardı. Ve bir de bir iki nokta var onlara da değineyim. Protein 6 ay boyunca ilk 6 ay boyunca protein desteği, sıvı protein tozları falan onlar evet, gerekiyor. Evet. Ve bir de yaşam boyu vitamin desteği de ömür gerekli. Ömür boyu vitamin evet. desteği mi? Ama yani bunu öyle çok şey bakmayın. Ben çünkü, öcü gibi baktım ona şimdi. Yok yani. Yok kesinlikle bu vitamin zaten Supradin All Day günde bir tane. O normal bütün doktorlar vitamin kullanıyor zaten. Yani onu normal insanlara bile öneriyorlar evet, yani. Yani bu çünkü şu an Erdem yeterli besin almadığı için, yeterli vitaminler almadığı için bu tarsak bir yere zaten ihtiyacı olacak. Ha ilerleyen dönemlerde belki Erdem artık normal bir şekilde beslenir. Evet. Yeterli porsiyonlarını alır. Ama kilosu halen daha fittir. O zaman belki onlara gerek kalmayabilir ama bu süreçte özellikle zayıflama süresince bu tarz multivitaminlere ihtiyacı olabilir. Çünkü belli başlı değerler düşebilir. Doğru yani yeteri kadar beslenmediği için ve bir anda kilo kaybettiği için. 75 kilo bir senede 1,5 senede çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Yani düşünsenize bir insan çıktı. Yani ben 80 kiloyum, Erdem ben attı üzerinden. Öyle düşünebiliriz yani. Hayır. Hemen de söyler. Hiç umurunda da değil yani. Hiç umurunda değil. Peki yolculuk yaparken mesela herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Mesela bazı ameliyatlarda basınç olmaması gerektiği falan söylenir. Sizde böyle bir şey oldu mu? Hiç yok. Bildiğin geldi yani. Evet. Tamam, kesin o zaman gidiyoruz biz oradan. Evde mi? Çiğdemi kandırdın. Bu iş
bitti. Evet, burayı çıkartmamız Cidem için pek iyi olmadı galiba. Cidem buradan ameliyata gidiyor. Yani. Zaten iki günmüş. İki günde düzeliyormuşuz. Reşat Bey söyleriz. Daha sonra bambaşka biri olarak gelirim buraya. Tabii canım. Yani ben öyle durup bakıyorum farkındaysa. Artık sana bırakıyorum. Artık program partnerimiz olan olduğu için. Ben karışmıyorum artık da. Yani bu olay işte, bunu şimdi çok insan buradan, biz izleyicilerimiz Erdem'i görüp de hemen ben de gideyim olayım diye düşünebilir ama ben her zaman bunu vurgulamak isterim. Önce sağlığınız için, önce sağlıklı beslenmeniz gerekir. Önce sporunuzu yapmanız gerekir. Önce kaliteli beslenmeniz gerekir. Son raddede artık bu iş başaramayacağım duruma geldiğiniz durumlarda, hallerde o zaman deriz ki tamam, olabilecekseniz olun artık. Peki. Veya sağlık sorunu yoksaydı, Kerem'in sağlık sorunu yoktu yani sonuçta baktığınızda. Engelleyici sağlık sorunları. Neler karaciğer yetmezlikler olabilir, böbrek sorunları olabilir, kalp problemleri olabilir. Bu tarz insanlar maalesef momentler olması sakıncalı, riskli yani. Peki nereden karar verdin olmayacağına? Mesela ben herhalde ömrümü diyetle geçiren insanlardan biriyim yani. Ama diyet, hani bunu da söylerken şunu itiraf etmeliyim. Diyetle geçiriyorum derken kendimce diyetle geçiriyorum demeliyim. Çünkü şey, ya burada Orhan'a haksızlık yapmış olurum gerçekten. Hani sürekli böyle Orhan bana yurt dışına gittiğini söylememesi gerekiyor. Bak bunu da buradan itiraf ediyorum. Dediği anda bitiyor benim için orada. Orhan gitti bitti. Tatil. Rahat rahat tatildeyim artık. Ödül günlerim başlıyor böyle. Karşılaşma riski yok, duyma riski yok, bir şey yok falan. Çiğdem'le karşılaşıyoruz arada. Restoranlarda böyle karşılaşıyoruz böyle. Çok büyük hikayelerimiz var. Ya bir masanın altına girmeyi kaldı bir gün. Hamburgercide karşılaştık ya. Çok büyük hikayelerimiz var. O yüzden Çiğdem böyle, ben burada oldum mu her zaman bir tetikle her an karşılaşabiliriz. Seminere gitti mi rahat? Dolayısıyla sen nasıl karar verdin ki bunu gerçekten? Ben mesela ısrarla bir 10 yıldır, 5 yıldır ya da atıyorum şey yapıyorum. Hani devam ediyorum. Diyorum ki bu defa olacak. Bu defa her gittiğimde mesela Orhan'la son 2-3 yıl mı, 4 yıl mı birlikte? Evet, evet, 4 yıldır Orhan'la beraberiz. Çok da güzel bir dostluğumuz evet. Var yani. Hani danışan olarak bir yanlış anlaşılmamız beraberiz falan diyorum buradan. Neyse şey... Hani mesela diyetisyeniniz de çok önemlidir burada. Hani onun sizi motive etmesi, sürekli böyle güler yüzü olması. Mesela ben ilk kilo alırım, almam, veremem falan böyle çekinirdim böyle. Daha önce gittiğim diyetisyenlerde şey derdim onu tanımadan. Ya şimdi kadın bakacak gözümün içine, şey diyecek falan böyle. Bir de bazen de şey düşünüyordum. Ben bunun kendini ayırıyor, sayım atacak falan diye. Yani evet, dolayısıyla... Onu hepimiz bazen düşünüyoruz. Doğru değil mi? Diyetisyenimiz biraz doğru değil şey oldu mi? Yani... Tabii ki o çok önemli bir nokta. Orhan Bey'e de baktım. Orhan, bu bizi zaten geçiyor. Hem gıcık olunabilecek bir tipi var mı? Özellikle benim için. Şimdi insanlar bana soruyor. Orhan Bey diyor, sen yemiyor musun? Ya diyorum, ben de yiyorum ama mecburum dikkat etmeye. Çünkü tabii. Şimdi benim göbek önde olsa benim, Çiğdem diyecek önce kendi göbeğine baksın, ona göre evet. Bana anlatsın. Tabii bu işler, çünkü psikolojisi bu işin çok bambaşka. Yani öyle bu olay zaten yani. Motivasyon, moral motivasyon. Yani elimizden geldiği insanlar destek olmaya çalışıyoruz. Siz nasıl karar verdiniz veremeyeceğinize? Ne yıldırdı evet, sizi? Evet. Soruya geldim sonunda. Ana soru. Evet. Soru. Öncelikle ben kendim vermek için her şeyi denedim. Bu çok önemli bir nokta. İnsanın kendi kilolarını vermesi, iradesini kullanması çok önemli. Yani bunu yapabiliyorsa insanlar böyle yapsınlar zaten. Tavsiyemiz bu. Bu çok önemli bir şey. İnsanın kendi irade gücüyle bu işi halletmesi tabii. Mükemmel bir şey. Tabii. Ben de bunu denedim. Hatta ben bunu bir kendime bir savaş olarak gördüm. Uğraştım. Zayıflama kampları, diyetisyenler. Son noktaya kadar denedim. Ama artık 203 kiloda, yani çok zor bir yaşam koşulları getirdi bu bana. Artık hareket edecek gücüm kalmadı neredeyse. Yani uyurken sağlıklı uyku uyuyamıyordum. Yani gündüz uyuyordum. Yani araba süremiyordum neredeyse. Televizyon karşısında başım düşüyordu, uyuyakalıyordum. Yani ve artık bu noktada bu böyle bir şansımız varken bunu değerlendirmek istedim. Yani artık obezler çaresiz değil bence. Yani kendileri vermeye çalışsınlar. Buradan izleyicilere sesleniyorum. Yapabilenler, diyetisyenler yoluyla bunu yapmaya çalışsınlar. Ama artık son noktada verilemediğinde çaresiz değiller. Bunu bilsinler.
psikolojik miydi bu? Yani verilemediğinde diyorsun ya, hani mesela bana şey geliyor, mesela yaparsanız verebilirsiniz. Ama ben uymadığım için mesela zaman zaman şey yapıyorum, bozduğum için. Yani hani ben hiç bozmadığım zamanlar da oldu mesela Orhan'da. Yani gayet düzenli gittiğin zamanlar oldu. Ciddi anlamda. Evet, mesela tabii. Çok da kilo verebilen biriyim yani. Öyle bir sıkıntım da yok benim metabolizmamda. Evet, evet. Ama bozuyorum. Ama Erdem de veriyordu aslında. Erdem de kendine dikkatli zaman sizi düştü. Sizi vazgeçiren şey. Yani bu burada bitti artık dediğiniz o nokta. Hangi nokta? Evet. Çiğdem Hanım, vermek, hepimiz verebiliyoruz bence. Kiloyu verebiliyoruz. Diyetle de verebiliyoruz. Koruyamıyoruz. Ama koruyamıyoruz. Bu ameliyatın bir de ona etkisi var. Yani söylenen, hiçbir zaman ameliyatı olan birinin eski kilosuna geri dönmeyeceği. Yani 150 kilo biri ameliyatı olursa, 100 kiloya düşerse belki 110'ları, 115'leri evet, uzun bir süre içinde görebilir ama hiçbir zaman ilk olduğu ameliyat kilosuna geri dönmez yani. Onu başarmak için çok ekstra şeyler yapmak lazım. Evet, evet. Yani o 150-200'e dönmek için zaten dönmek çok zor. Evet. Yani o küçük milyara dönmek çok zor ama tabii ki yine çok da az da olsa bir ihtimal var. Eğer o kişi kendine dikkat etmezse, hiç umurunda olmazsa, yemeye içmeye devam ederse. Evet. Tabii ki, tabii ki. Ama yani bu işi insanın artık bu olaylardan sonra, bir de bu güzel kilolar verdikten sonra insanın geri dönmesi, tekrardan o kiloları geri alması bence hiç iyi bir şey değil. Evet. Erdem de inşallah artık oralara geri dönmeyecek ve evet, daha da aşağılara düşecek. Evet. Şu anda bak hala motive etmeye çalışıyorum. Şu anda nasıl besleniyorsunuz? Ya da beslenme şeyiniz ne zaman yoluna girdi? Yani ilk bir iki hafta veya 15 gün öyle diyelim. Hani 15 gün sonra nasıl beslenmeye başladınız? Nasıl yavaşlamış? Mesela börekleri ne zaman yemeye başladınız? Ya da ne bileyim ben, waffle'ları ne zaman tüketmeye başlayabiliriz? Çiğdem bugün iştahı yerinde. Çiğdem bugün iştahı yerinde. Biri beni durdursun. Çiğdem beni yayından durdursun. Yayından çıkarmayın beni. Şimdi... Bunları yemiyorum dermiş. Erdem çok güzel. Yani... Ben bunları tüketmiyorum derecek. Yani tüketiyorum da çok az. Yani onları hayatımızdan çıkarmamız lazım yani. Bu şeyde. Gene de ne zaman başladı? Ona göre plan yapıyor. Çiğdem ona göre ameliyata gireyim mi girmeyelim. Yani bir 4-5 aylık, 6 aylık süreç sonrası hafif hafif bazı şeyler yenebilir. Peki bu ameliyat olurken bunun şeyi var mı? Hani kış aylarında olması daha iyidir, yaz aylarında olunması daha iyidir. Mesela hep böyle şey deriz, tırnak içinde söylüyorum, diyet mevsimi başladı deriz. Mesela ilkbaharı tercih ederiz genellikle bunun için. Evet. Doğru mu? Yani genel olarak ama bu yazın girişleri falan. Yazın girişleri olduğu içindir aslında. Yani insanlar denize girer, düğünleri var. Ameliyatta da böyle mi? Mesela hani yaz aylarında daha rahat beslenilebilir veya işte gıda açısından daha fazla çeşitlilik bulunabilir. Ya da kış ayında ameliyat olmak daha iyi olabilir. Ya da kıştaki beslenme şeklimiz daha değişik olur yani. O anlamda soruyorum. Güzel bir nokta. Yaz geliyor şimdi ya. Güzel bir şey. Yaz derse gittim ben ha. Yaz derse ben gidiyorum. Ama yok. Yani belli bir süre şeyi yok. Yani belli bir zaman dilimi içerisinde tavsiye edilen bir nokta yok. İstediğinizde olmanız. Ama Çiğdem yazda olmaz senin. Yazı düşünme. Yazda olmaz. Kış. Kışta mı? Gitti bu yaz. Kış gitti bu yaz. Sen bu yaz atlat. Bu yaz da bitti. Bu yaz atlat kışta. Kışı. Belki o zaman vazgeçirsin. Sen şimdi şaka mı yapıyorsun? Anlayamadım ben orayı ya. Şaka mı acaba, ciddi mi? Çünkü tabii ki ya. Yani sonuçta yaz ayları bizim ülkemiz çok sıcak ülkedeyiz. Yani bu dönemlerde ben hep bilmiyorum ama genel olarak ameliyatlar zaten bildiğiniz üzere insanlar daha çok böyle sonbahar aylarında ya da ilkbahar aylarında daha çok tercih ederler. Daha rahat olur çünkü gerçekten çok sıcak ülkedeyiz. Gerçi daha kış yazımız pek gelmedi ama. Gelecek birazdan. Fehmi Bey yazı getirir. Öyle, evet, böyle Fehmi 40 Bey derece sıcak der. Fehmi Bey geçen, ben geçen defa buradan erken Fehmi Bey bahsetti dedi. Cumartesi pazar dedi, yağmur bekleniyor dedi. O gün de hava gündük güneşlikti. Bir baktık cumartesi pazar gerçekten yağmuru aldı yağdı götürdü. Fehmi Bey dedim keşke o gün güneşli olur deseydi de. Hafta sonumuz güneşli geçerdi. Peki bu kadar kiloyu verirken vücudumuzda ki değişiklikler sadece kilo vermek gibi mi? Yani artık işte daralıyorsunuz, herhangi bir sarkma, herhangi bir yerde başka işte bağırsaklarda herhangi bir sıkıntı veya böbreklerinizde herhangi bir sıkıntı falan bu tarz şeyler oldu mu? Veya zaman zaman bunun tetkikleri yapılıyor mu? Şimdi ameliyat bitti, tamam mide küçüldü, yemiyoruz, dikkat ediyoruz vesaire vesaire ama hani arada gidip
herhangi bir tetkik yapılıyor mu? Yani bir kan değerleri ölçülüyor mu? Bunun beslenme düzeyi nedir? Şekeri çıktı mı, düştü mü? Ne bileyim, tansiyonu var mıdır, yok mudur? Belki bugün yoktur, 3-5 ay sonra olacaktır. Daha farklı bir beslenme şekline girilmesi gerekecektir vesaire. Tüm bunlar konuşuldu mu, yapılıyor mu ya da? Biliyor muydun? Bu da çok güzel bir soru Çiğdem Hanım. Öncelikle bütün vitamin ölçümleri falan, bütün değerlere bakılıyor belli süreçler içerisinde. Bende bir eksiklik çıkmadı. 3 aylık süreçte, 6 aylık süreçte, 1 senelik süreçte hep bunlar ölçülüyor. Burada belirtmek istediğim bir nokta daha var. Bu ameliyat şeker için de bayağı iyi. Yani şekeri olanlar bu ameliyat sonrası şekerden kurtuluyorlar. Hemen insülini de bırakıyorlar. Bu çok önemli bir nokta. İleride de şeker için bu ameliyatın gerçekleştirilebileceği konuşuluyor. Bayanlar için polikistik overi falan olanlar için iyi geliyor. Adetleri düzeliyor. Yani adet şeyleri, süreçleri. Bayağı güzel. Sarkıklık olayı falan, vücut şeyine gelecek olursak, ben de mesela sarkıklık bayağı oluştu. Çünkü çok alıp verdim. 200 kiloya çıktım. Bu gayet doğal yani. Çok normal, tabii. Bu kiloda. Ben onun da ameliyatını olmayı düşünüyorum zaten, ama ideal kiloma geldikten sonra. Kendini kestirecek yani. Fit bir vücuda sahip olmak istiyorum. Ama geçiş ya spor yapıyorsun. Şimdi sen belki o zamana ama biraz daha ihtiyaç olacak diyorsun. İhtiyaç olacak gibi. Spor hocalarımla da konuşuyorum. Yapabildiğimiz en iyisini yapacağız diyorlar, ama yine de yani onu pek tavsiye etmiyorum. O estetik yönünde de olabilir. Evet. Yani o, bu ameliyat tavsiye edilen. O evet. Yani işin şey boyutu, ama Erdem hayatını değiştirmeye karar verdi artık. Gerçekten sağlıklı olmaya, fit olmaya. Ne kadar çok etkili, değil mi? Tabii yani ki, tabii ki. Kilosu açısından. Ama tabii, yani evet, sözünü kestim ama Erdem o dönemlerde gerçekten hareket zorluğu yaşıyor. Dediği gibi nefes darlığı yaşıyor, uyku problemleri yaşıyor. Yani bu insanın hayat kalitesini bayağı düşüren bir şey Erdem. Evet. Yani, ve bir de işin psikolojik boyutu var. Tabii, yani, o bambaşka bir boyut. Tabii yani ki. Bütün kilolularda, bütün tabii. Kilolular değil tabii de, genel olarak obez, aşırı tabii. Obez, morbid tabii. Obez hastaların tabii. Psikolojileri de kötü yönde etkileniyor. Tabii. Ben de yaşadım bunu. Yani evden çıkmak istemediğim dönemler oldu. Yani aşırı 200 kiloya geldiğimde, yani hareket edemiyorsun zaten, yoruluyorsun, tembellik geliyor, psikolojik olarak bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Tabii. Ve bunları her şeyden etkiliyor. Arabaya girmek, çıkmak. Evet. Bir ortama gitti, bir mekana gittiğinde hayat orada standartlarını bayağı düşürüyor. Tabii yani. Ki, tabii ki. Daha kalabalık ortamlara zorlanmalar. Evet. Ya da belli başlı dönemlerde ayakta durma gerektiği zamanlarda mesela ayakta durmada zorlanmalar. Evet. Ve daha Erdem'in yaşı çok genç. Yani bu genç yaşta bunları yaşaması. Kaç yaşında aldınız? Bu arada kendine de genç diyor arkadaş. Bizi yaşıtız. Kendine de bir pay çıkarıyor. Bir pay çıkarıyorum ben de oradan. Kaç yaşındaydı? Halen daha biz genciz diyoruz Erdem'de öyleyse. Evet, yani o yüzden Erdem o en kötü dönemleri gördü. Evet. Ve o en kötü dönemlerden sonra zaten artık oralara dönmek istemezsin. Evet. Erdem yani. Evet. Ben buradan herkese söylüyorum, zaten kilo bir insanın hayatını, kalitesini gerçekten çok düşüren bir şey. Ve zayıf olan insanlar biraz kilo aldıkları zaman hemen o 10 kilo dahi aldıkları zaman hissediyorlar kendilerini, ağırlaştılarını, hareketleri artık yavaşladı. Ya da tam tersi, çok kilo olup da çok kilo veren insanlar hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyorlar. Buradan da izleyicilerimize söyleyelim, yani kilo hiçbir zaman iyi bir şey değil. Ve Erdem zaten birebir bunu yaşayan bir insan. Ve daha da verecek Erdem, eminim ben. Ben bugün Erdem'i gördüğümde şok oldum. Erdem'i ben bayağıdır görmüyordum. Kaç haftadır bir şey? Yani bayağıdır görüşmüyoruz Erdem'le. Ameliyattan sonra belki bir kere ya görüştük ya görüşmedik. Evet. Erdem'i şimdi gördüğümde, Erdem dedin sen küçülmüşsün ya bayağı görüşmeyeli. Erdem bayağı bir küçülmüş. Ve daha da küçülecek. İnşallah. Peki eşiniz 80 kiloydu. 85. 85. O niye ameliyat oldu? Şimdi onun da hayatı biraz benimkine benziyor. Hiçbir zaman o 80-85 barajını aşmadı, ama onun da hayatı bu kilo verme şeyle çok zayıf oldu. 50 kilolara düştü ama tekrar aldı, verdi, aldı.
Ve biz zayıflama kampında tanıştık bu arada eşimle. Yani hayatımız hayatımız bu şeylere adanmış gibi bir şey. Zayıflama üzerine. Evet. Evet, çok güzel. O da şu an 64 kiloya düştü. 20-21 kilo verdi. Ben karşıydım eşimin ameliyat olmasına. Burada yani çok ciddi konuşalım. Eğri otur, evet. Doğru konuşalım. 85 kiloda pek önerilen bir durum değil bu. Diyet yolu var. Ama o da çok denemişti. Benden de gördü, hiç ağrımsızım, bir şeyim yok, veriyorum. Onda biraz şeker de vardı. Bu zaten ameliyatı yapmalarının, onu ameliyat etmelerinin önemli bir etkeni de bu. Yani zaten 80-85 kiloda giderseniz sizi ameliyat etmeye biliyorlar. Vücut kitle endeksinize bakıyorlar. Belli bir rakamın üstünde olması lazım. Yani 40-45 üzerinde olmasın. En az evet. En az 40, hatta 35'e belki diyorlar ama evet. 40'ın üzerinde olması tavsiye ediyor. Beden kitle endeksi dediğimiz kilo ile boyun orantısı bu arada. Evet. Bıraktım diyeti ben. Çağır hani. Lahmacun içerisinde çağırsan çağır. O %40 aşmak gerekiyor. %40 aşmam lazım. Böyle. Yani onun da sonunda. Yani şeker hastası olduğu için de bir anlamda ameliyat edilebiliyor, olabiliyor. Yani bu da kriterler arasında. Evet. Öyle. Şimdi şekeri geçti mi? Düzeldi mi yani? Evet. Gayet nasıl oluyor? Şimdi. Ben bu bağlantıyı kuramadım ben Orhan. Şimdi, anlatır mısın lütfen? En başta ne oluyor? Pankreas rahatlıyor sonuçta. Kilo gitmeye başladığı andan itibaren zaten pankreasın işlevi yerine geliyor. Ben her zaman neye benzetirim bu işi? Farz edin ki bizim etrafımıza bir tane balon geçiriyoruz ve o balonla yolda yürümeye çalışıyoruz. Yürüyemeyiz. Aynı şekilde pankreas için de geçerli. Etrafı yağlı olduğu için pankreas organı yeterli görevi yapamıyor, yeterli insülini salgılayamıyor vücutta. Ve bundan dolayı kişide kanda şeker birikmeye başlıyor. Ve o kişi kilomaya başladığı andan itibaren zaten ister istemez pankreas normal işlevine geri dönüyor ve kan şekeri dengelenmeye başlıyor. Bunu kiloyan herkes de yaşıyoruz aslında. Ama bu tarz mide ameliyatlarında bir anda zaten bir düşüş olduğundan dolayı, zaten kişi beslenmeden dolayı hemen kan şekeri dengeye girmeye başlıyor. Ve ondan dolayı zaten insüline gerek kalmıyor. Gerek ya da glukofajlara, şeker haplarına gerek kalmıyor. Ama tabii ki yine bu insanların, bu tarz insanların ben bu ameliyatı oldum, bundan sonra artık şekerim yok, artık kendime dikkat etmeme gerek yok, bundan sonra daha rahat olabilirim diye bir şey söz konusu asla değil. Yine yediğinde işte dikkat etmesi gerekir. Yine şekerden uzak durması gerekir. Eşiniz kaç ayda veya ne kadar zamanda bu kiloyu verdi? Yaklaşık 6 ayda 20-21 kilo vermiş oldu. Daha 4-5 ayda verdi de şu anda ameliyat süresi 6 aya falan geldi. Yani normal bir süreç aslında. Evet. Yani normal bir süreçte normal bir kilo, öyle çok hızlı bir kilo değil, düşüş değil aslında. Yani ilk başta bayağı hızlı veriliyor. Evet. İlk 2-3 ayda 20 kilo, 30 kilo bayağı gidiyor yani. Ondan sonra biraz yavaşlamalar başlıyor. Burada da değişik oluyor mu Orhan? Yani mesela daha kilolu olan insanlar diyete girdikleri, mesela benim 10 kilo daha fazlayken diyete girdiğim zaman ilk haftalarda çok daha hızlı kilo veriyordum. Evet. Azaldıkça vücut direnç göstermeye başlıyor. Sonra yavaşlıyor. Bu da böyle bir aynı, şey aynı mi? Mantık, yani, aynı mantık. Kilo mantık azaldıkça mı? Vücut her zaman direnç gösterir. Evet. Az kilo her zaman daha zor gider. Fazla kilo her zaman çok hızlı gider. Bu her zaman böyledir. Her zaman böyledir. Çünkü vücutta şişlikler, ödemler vardır. Yani o aşırı kilolu dönemlerde vücudun %100 yağ değil sonuçta. Ödemler oluşur vücutta. Su toplamalar meydana gelir. Ve işte bunlar ilk başlarda hızlıca gider. Zaten asıl o atılan, en başta ilk fazla atılan kilo zaten ödemler, şişlikleridir. Ondan sonra yağ gitmeye başlar. Ama tabii ki birazcık direnç göstermeye mutlaka meydana gelir. Yani yavaşlamalar meydana gelir ama tabii ki yine verilecektir. Yani yine verilir. Zaten spor desteği çok önemli bu gibi durumlarda. Evet. Spor çok büyük bir hamle. Yani. Ama verdikten sonra spora başlamış adam. Evet. Yani olay o zaten, 200 kiloda spor yapması imkansız derece kadar. Şu anda nasıl hayat kaliteniz? Şu anda bayağı güzel. Yani oldukça iyi. Çünkü ne kadar spor yapabiliyorsunuz? Kaç dakika? En çok hangilerini yapabiliyorsunuz rahatlıkla? Bir saat salonda çalışabiliyorum. Mesela tabii ağırlık falan az. Yani az. Onlar daha henüz değil. Bir saat halı sahada futbol oynayabiliyorum. Yürüyorum. Öyle yani. Peki neden protein tozu kullanılıyor? Protein tozu değil.
Öyle dedi beslenme. Protein toz değil aslında. Bununla şimdi marka vermek gerekir ama yani Abbott dediğimiz belli başlı markalar vardır. Protein içeriği yüksek içeceklerdir bunlar. Büyük şey diyelim onlara. Öyle mi? Evet. Onları tüketiyorlar yüksek ihtimal. Bilmiyorum nereden onlar şey yaptığımız ama yani o bugün dediğimiz salonlarda kullanılan protein tozları değil. Yok yani onlar değil. Ha, onlar bana anlatın yok. Çünkü ben şimdi derim. Yani bana bir bunlar, şey olur yani. Bu tarz milk shake'ler işte ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ya da yeterli besin takviyesi alamayan insanlarda kaliteli protein alabilmek için vücudunda kas kitlesinde yıkımlara meydana gelmemesi için bu tarz milk shake'ler vardır. İnsanlar bu tarz şeyleri içerekten kas kitlesi kaybolmasın diye, kaliteli beslensin diye. Çünkü katı bir şey tüketemiyor. O dönemlerde kırmızı et ya da et, tavuk, balık katı tüketiminden dolayı onu bir şekilde alması gerekiyor ve bunların sıvı hale getirilmiş şekilleri vardır. Özel hastalara verilen bir içecek bunlar. Yoksa öyle kas yapan insanlara verilen protein tozlarıyla kası yok, buradan söyleyelim. öyle o tozları tavsiye etmiyoruz zaten sıklıkla, biliyorsunuz. Onları da konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Evet. Birkaç konuştuğum böyle spor salonu arkadaşlarımız var, böyle spor salonu sahibi arkadaşlarımız var. Protein tozuna tavsiye eden ve etmeyen diye her ikisini de çıkaracağız. Böyle burada konuşsunlar onlar da. Hep beraber böyle onlar da konuşacağız. Bu arada seyircilerimize bilgi verelim bu konuda. Evet, onu da söylemiş olalım. Benim atladığım bir şey varsa onu da şey yapalım. Bu arada sevgili İbrahim Bulut Beyaz gönderdiğiniz mesajı aldım. Diyor ki Sude Naz'ın bugün doğum günüymüş. Sude Naz'a mutlu yıllar diliyoruz. Sizin de doğum gününüz ya. Evet. Sude Naz da bugün doğmuş. Küçük bir izleyicimiz. Sanıyorum en küçük izleyicimiz Sude Naz bizim. Dolayısıyla Sude Naz'a da ayrıca doğum günün kutlu olsun diyelim. Evet. Hayırlı yaşlar Sude Naz diyelim. Hasta olan bana getirsene Sude Naz. Birazdan gidecekler. Evet. Onu da buradan mutlu etmiş olalım. Evet. Şimdi. Yani şimdi Erdem'in dediğim gibi bahsettiğimiz burada tüp mide ameliyatı Erdem oldu. Tahlilleri falan söylemedik galiba. Oraya atladık mı? Cevap vermiş miydik oraya? Tahliller. Kan tahlilleri sürekli yaptırıyor musun Erdem? Evet. Belli da aralıklarda 3 ay, 6 ay, 1 yıl öyle yapılıyor. Testler yapılıyor. Herhangi bir eksiklik ya da düşüklük, evet, yükseklik varsa diye yapılıyor. Ona göre ekstra şey veriyorlar ama bende hiç çıkmadı. Evet. Ekstra bir besleme programı falan mı? Mutlaka ya besleme programı olur. Ya ama düşüyor evet, zannetmiyorum çünkü yani mutlaka Erdem çıktıktan sonra bir diyetisyenle mutlaka seninle beraber konuşturmuşlardır orada mutlaka. Evet, kendi diyetisyenleri vardır mutlaka. Evet, evet. Yani sana nasıl besleneceğini, nasıl kaliteli besleneceğini anlatmışlardır. Aldığın zaten multivitaminler zaten senin değerlerinin düşmesini engelliyordu. Evet. Bu yüzden yani öyle bir şey yaşayacağını zannetmiyorum ama tabii ki o durumlarda mutlaka takviye yapılabilir. Demir memeli düşüklüğü olduğu durumlarda. Ya da işte tansiyon düşüklüğü, ama tansiyon düşüklüğü pek olmuyor diye düşünüyorum ben ama. Yok. Öyle bir yani halsizlik, yorgunluk falan hiç meydana gelmiyor sende. Yok. Burada izleyicilerimizi bilgilendirelim çünkü çoğu insan şey zannediyor, bir anda 80 kiloyu verdiği zaman artık el ayağı titriyor, işte halsizlik, yorgunluk, baş dönmeleri. Çünkü bu insanlar çok böyle... Mide bulantıları. Öyle şey hiç yaşamıyorsun Erdem yani sonuçta. Yok. Evet. Yani dediğim gibi bu tarz ameliyatlar, zaten belli başlı ameliyatlar vardır. Bunların... bariyatrik surgery derler bunlara. Bariyatrik ameliyat derler bunların tümü aslında. İşte bunların içine ne girer? Kelepçe girer, gastrik bypass girer, tüp mide girer, mide bandı girer. Yani bunlar bir sürü ameliyatlar vardır ama tüp mide şu an dünyada en çok kullanılan ve en rahat sonrasında en rahat sürdürülebilen bir ameliyat. Sonrasında insanların hayat koşullarını çok etkilemeden. Bir ay sonrasında her şey normale dönüyor gibi oluyor aslında. Ama bir kelepçede böyle değil ya da bir mide bandında böyle değil. Bir de gastrik bypass vardır. Orada da aslında insanlar normal hayatlarına geri döner ama gastrik bypass dediğimizde mideyi, tüp mide ameliyatında demin olduğunda mideyi 3'te 1'in 3'te 2'sini kesiyor, ayırıyor. Gastrik bypass'ta ise hiç kesme mesme yok. Sadece ince bağırsağı alıp midenin üst kısmı yerleştiriyor ve alt kısmı mideni iptal ediyor. Ama o mide halen daha içeride. Orada ise oradaki tek problem insanlar 2 ay, 3 ay boyunca ağrılar, sızlar çekiyorlar. Öyle insanlar da var. Onlar da ilerleyen programları çıkarabiliriz gastrik bypass olmuş insanlar. Onlar 2 ay boyunca, 3 ay boyunca bayağı ağrılı, sancılı dönemler yaşıyorlar. Ve bilseydim bu ameliyata girmezdim diyen insanlar var. Tanıştığım. O yüzden yani Erdem'in seçmiş olduğu tüp yapılması mide ameliyatı. Yapılması gerekiyorsa evet, bunun yapılması. Evet. Yani sonrasında hayatına en normal şekilde devam edebileceği ameliyat Erdem'in olduğu ameliyat, tüp mide ameliyatı. Ama tabii ki buradan tekrar söylüyorum, önermiyoruz. Bunu sadece en son durumda, en son şartlarda öneriyoruz bu tarz ameliyatları. Yani önce denesinler, Erdem de denemiş zaten. Önce bir denesinler, önce bir görsünler, yapabiliyorlar mı bu işi, yapamıyorlar mı? Yani zayıflanabiliyor mu, zayıflanamıyor mu? Evet.
Çiğdem özellikle lafım sana. Bu tarz şeyleri pek düşünme. Burada izleyicimizin bana mesaj yandı ya. Siz diyette değil miydiniz diye. Diyetteyim. Çiğdem her zaman diyette. Diyette. Hayatımız diyor. Bu arada İbrahim Bey'e de buradan şey diyorum. Pastan eğili. Pastan eğili. O da diyor siz diyette değil miydiniz? Canınız sağ olsun getireyim falan. Çiğdem hep diyette ama onlar arada tüketiyor işte. Güzelliği de bu aslında baktığınızda. Yani geri dönüp almıyor. Bu diyetisyenden yemek veriyor Erdem Bey, tamam mı? Yani ama yemek değil verdikleri ya. Yani diyorum yemek nerede? Yemek nerede? Ya bu ana öğün falan değil yani. Bir espri vardır ya diyetisyenlerin verdiği yemekten önce mi sonra mı yiyeceğiz diye bir espri vardır. O yüzden vardır. Böyle şey yapacaksın, diyetisyene gideceksin hem de besleneceksin yani. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Çok tam, iyi anlıyorum. Tam biz de geçtik yaptı. O dönemleri. Erdem bunlar çoktan geçirdi Çiğdem. Bu dönemleri çoktan. Erdem'in bana bakışlarını görebilse izleyicilerimiz yani şeyden öyle yakından görebilseler. Erdem bunlar çoktan geçti. Bu dönemleri çoktan atlattı. Ve Erdem inşallah bu işi başaracak gibi görünüyor. Yani iradesiyle, azmiyle artık devamını getirecek ve çok güzel bir örnek olacak aslında insanlara ki nasıl başardığını, nasıl bu kadar zayıfladığını. Çünkü önemli olan psikolojisi. Erdem tekrardan hayata geri döndü. Tekrardan, evet, o çok önemli bir nokta. Yani kendine geri döndü. Tekrardan ben bu işi başaracağım dedi. Ve zayıflamaya devam ediyor. Ve edecek de. Çünkü beyninde bitirdi aslında bu işi. Evet. Evet. Süremizin sonuna doğru geldik. Evet. Şimdi son 5 dakikamız mı var? Yoksa doldu mu? 5. 5 dakika. Evet. Artık şaşırdım. Orçuna mı hangisine sorayım diye. Neyse. Sizin tabii ki pasta falan yiyor musunuz bu arada? Ay adama bakıp yemek düşünüyorum ya tövbe. Nasıl olacak bu iş? Oradan ne yapacağız biz? Şimdi bugün iştahın yerinde. Anlaşılan o. Bugün tatlı krizim var. Peki. Şimdi efendim tüp mide ameliyatını konuştuk şaka bir yana. Ki onun yine zararlı olduğunu söyledik ve mutlaka motivasyonun tam olması gerektiğini, ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyonun meydana gelmemesi için düzgün beslenmemiz gerektiğini tabii ki sonrasında komplikasyonlar da var bu ameliyatların. Onu da söyleyelim. Yani şimdi bu ameliyat oldu bitti her şey normale döner diye bir şey yok kesinlikle. Bu ameliyatlarda dikiş olduğundan dolayı o dikişin yakın zamanda tabii ki Erdem için artık öyle bir şey söz konusu değil ama ilk bir ay içerisinde o dikişlerin açılma riski, kanama riski meydana gelebilir. O yüzden zaten ilk başta da sıvı tüketilmesini tavsiye edilir. Daha sonrasında yani bunların komplikasyonları var. Yani yok değil bilmiyorum Erdem. Herhalde seni de uyardılar o dönem ilk başlarda. Dikiş midenin içindeki evet. Çünkü dıştan 3 delikle giriyorlar evet, izleyicilerimize evet. Yani dışarıdan hiçbir şey yok zaten. Evet. Dışarıdan laparoskopi yöntemi uygulanıyor. 3 tane delik ve evet. Kameralar eşliğinde yapılıyor. Evet. Yani bu iş bittiğinde Erdem'de kesinlikle bir yarık, çizik evet. Hiçbir şey yok. Midenin kendi şeyinden bahsediyorum. İçindeki dikişi bahsediyorum. Onun kanaması meydana gelebilir diye katı şeritli tüketmemesi gerekiyor. Evet. Sıvı beslenmesi gerekiyor Erdem'in. Yani bu tarz ameliyat olan insanların. O yüzden yani sonrasında da komplikasyonu var yani bu işin. Hiçbir şey olmayacak bu iş bittikten sonra her şey normal hayatıma geri döneceğim diye bir şey yok. Hareketleri ilk 1-2 ay kısıtlanıyor işte. Erdem'in zaten kısıtlanmıştı. Çok aşırı fiziksel aktivite yapmıyorlar. Sakin, daha sakin hareketler. Yani zaten spor falan yapmadım uzun bir süre herhalde Erdem. Ne zaman başladın spora? Yani bir ay sonra falan yürüyüşleri sonra, tavsiye ediyorlar. Evet, normalde bir ay. Yani. Evet. Çünkü bunlar önemli şeyler aslında. Bir anda burada izleyeceğimizde yani 3 gün sonra Erdem çıktı ama 3 gün sonrasında her şey bir anda normale döndü. Artık bu iş bu kadar diye bir şey yok. Peki öyle domates, salatalık falan bunlar hep asitli şeyler. O dönemler tüketmiyoruz tabii. O dönemler. Onları tüketmiyorsunuz değil mi? Ama diyet deyince de aklına ilk gelen şey böyle salata falan oluyor. Tabii ki ama sonuçta bir ameliyat geçirdi Erdem. Sonuçta midesinin 1/3 alındı. Düşünsenize 1-1,5 bir litrelik bir midenin sadece artık 100-150 mililitresi kalır küçücük bir şey. Ve o büyük bir ameliyattan sonra bir anda her şeyin normale dönmesi ki salata kaldı ki gazlı bir şey. Yani gaz yapma ihtimali var. Posa içeriği yüksek olduğundan dolayı hazmı biraz uzun süredir. Zeytinyağı falan da tüketemezsiniz o zaman. İlk başlarda ama herhalde sadece. İlk başlarda tüketilmiyor da sonra tutuyor. Sıkıntı yok. Yani şu an zaten Erdem her şeyi tüketebilen hale duruma geldi. Evet. Yani şu an her şey normal sadece porsiyonları az. Evet. Erdem dedi ki bir porsiyon da derim mesela tüketemiyor Erdem. Yok ya. Ama yani, evet, ama yani. nereden nereye gelmiş Erdem başında söylediği gibi yani 2-3 porsiyon yerken diyor şu an bir porsiyon tüketemiyorum diyor Erdem. Bu evet. Çok büyük bir şey.
Ve canım da çekmiyor evden. Evet. Yani artık istemiyor. Çünkü gitmiş o hormonu almışlar. Evet, hormon alınmış ve onu bırakın. Zaten artık bence kendi de kilo verdikçe daha çok şevke geliyor insan. Evet. Kilo verdikçe, rahatladığını gördükçe daha çok mutlu oluyor. Ve ben bunu niye yiyeyim diye insan artık kendi kendine düşünür o hale gelir. Tamam, ben buldum. Şimdi yönetmenim güveni kobay olarak kullanacağız. Orhan onu zayıflatsın. Haftada bir çıkaracağız onu ekrana, tartacağız burada. Ben de midem diyeti olayım. Ben de midem. Çok güzel. Evet. Güzel. Bence uygun. Bakalım canlı canlı ne olacağız? Bakalım canlı canlı neler yaşayacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Orhan'ı kırmadınız. Erdem çok teşekkür ederiz sana. Hiçbir şey var. Bizlere böyle bilgileri verdiğin gerçekten için, öyle. İnsanlara böyle bir şey paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok mutluluk vericiydi. Güzel. Ve izleyicilerle. Erdem daha kilo versin. Benim bizim aynı kiloya gelelim Erdem'le, o zaman yine Erdem'i götürürüz. Yok, aynı değişimi yine gösteririz. Bu çok zayıf. Şey, hani o ameliyat falan olursanız bana haber verir misiniz lütfen? onu da verin lütfen. Bir de ona bakalım nasıl tamam. olacakmış. Tamam. Tüm böyle sizi izleyerek kendimi rol model olarak alabilirim mesela. Yani bir motive oldu benim için. Motive, evet, iyi bir şey oldu. Ateşleyici oldu şey, Çiğdem için. Ben durma, her diyeti yaptım Erdem Bey. Her diyeti ya. Yani evet. Çiğdem de yok lahana kısmen. Diyetleri, patates diyetleri, meyve suyu diyetleri, brokoli, her şey denemiş Çiğdem ama. Deneyip Orhan'a gidiyorum. İki deneyip gün sürüyorlar çünkü. İki gün yapıyor, Çiğdem geri geliyor. Orhan ben ne yapacağım diye. Orhan ben ne yapabilirim acıkıyorum diye. Çünkü. Evet. Bakıyorum yok, en iyisi ben Orhan'ın verdiği o 3-5-8-10 öğünü. Öğünü rahat rahat tüketeyim. Rahat tüketeyim diyorum. Evet, çok teşekkürler ben tekrar. Teşekkür hani hem biz biraz hem gülerek hem de evet. ciddi konuları konuştuk ama gerçekten de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Çünkü biz ikimiz konuşsaydık belki de o kadar şey olmayacaktı ama evet. yaşayan birinin anlatmış evet, olması çok daha şey, ne derler ona? Etkili. Etkili. Çok verimli daha verimli. Ya. Çok daha verimli. Çiftçi, evet. çiftçi değil. Ama verimli gerçekten de çok daha verimli. İzleyici için de aslında. Her zaman ben onu söylerim. Yani bir örnek oldu mu, bunu yaşayan bir insan oldu mu, insanlar daha çok etkileniyor. İnsanlar görüp de ne yaşadın, ne ettin, Erdem'in birebir canlı görünce bambaşka oluyor her şey. Evet, İbrahim Bey, ben size birazdan mesaj olarak atacağım nasıl tatlı istediğimi. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Evet, çok teşekkürler. Orhan, biz haftaya tekrar evet, aynı gün buradayız. Evet. Yine farklı konuklar getireceğiz buraya. Evet, evet. Hadi yine veda et. Hadi. Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz buradan. İnşallah hafta yine farklı konularla ve konuklarla burada olacağız sizlerle. Planımız bu sefer bir spor salonu sahiplerini burada ağırlayalım. Bakalım protein tozları kullanılabilir mi, kullanılmaz mı? Kullanılırsa avantajlar, dezavantajlar neler olur? Kim kullanabilir, kim kullanmayabilir? Bunlar yine hafta inşallah sizlerle görüşeceğiz, konuşacağız. Görüşmek ha. üzere. Daya bu program kaçmaz diyelim. Evet. Biz İngiltere'ye döneceğiz değerli izleyenler. Ayrılmıyorsunuz.